Ebubekir bastırdı arkadaşlar. Bastım ben. Gazetenin 69. yıl dönümü Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan. Vatandaş Gazetesi imtiyaz sahibi şirketi Edirne Özel Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu üyesi Baran Yazgan. Vatandaş Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Emre Sedef ve davetliler tarafından kesilen pastayla kutlandı. Yayın hayatına devam eden en eski gazetesi olan Vatandaş Gazetesi 69. yayın yılına erişmenin mutluluğunu yaşıyor. 3 Kasım 1948'de Mustafa Kemal Özer tarafından İpsala ilçesinde haftalık gazete olarak yayın hayatına başlayan gazeteniz Vatandaş, bugün yüzlerce abonesi ve binlerce okuruyla büyük bir aile olarak yayın hayatına devam ediyor. Vatandaş Gazetesi'nin Edirne'nin köklü bir yayın kuruluşu olduğunu ifade eden Edirne Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞ Yönetim Kurulu üyesi Baran Yazgan şöyle devam etti. Evet, öncelikle yeniden hoş geldiniz. İlimize mal olmuş ve ilimizin en yaşlı ama genç görünümlü gazetesi Vatandaş Gazetesi'nin 69. kuruluş yıl dönümü. Gazetenin eski sahiplerinden Şanver Orunç ise Vatandaş Gazetesi'nin kurucusu olan merhum Mustafa Kemal Özer'den sonra gazetenin ikinci kurucusu sayılabilirim. Çünkü Vatandaş Gazetesi'ni 11 Ekim 1972 tarihinde bir Kurban Bayramı arifesi günü devralmış ve tam 28 yıl sahipliğini yaparak yayınlamıştım. Bu sürede şahsımın Vatandaş Gazetesi'nin ikinci kurucusu olarak kabul görmesi için herhalde yeterli bir süredir dedi. Vatandaş Gazetesi eski yazarlarından gazeteci Melih Yurduseven ise şunları söyledi. Güzel günlerimiz geçti. Hala devam ediyor. 25. yıla girdik. Ben Vatandaş Gazetesi'nin kendim olmam, olmamın ötesinde babam da 1956 yıllarında Meriç ilçesinde Vatandaş Gazetesi'nin muhabirliğini yapmıştı. Devlet memuruydu ama fahri muhabirlik yapıyordu o zamanlar. Yani biz bu ailenin içerisindeyiz aile olarak. Gazetenin yıl dönümü için düzenlenen kokteylde son olarak konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Vatandaş Gazetesi'nin ilimizin en eski gazetesi olması, yayın hayatına hala gazetecilik ilkelerinden, etiğinden, ahlakından ödün vermeden sürdürüyor olması çok önemli. Vatandaş Gazetesi'nin tüm basın organlarına örnek olmasını diliyorum. Kendilerini tebrik ediyorum, nice 69. yılları olsun diye konuştu. Vatandaşın bu çizgisini tüm basın organlarına örnek olmasını diliyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Nice 69 yılları olsun.